gelişen konjonktür içinde bugün Adıyaman'da bütün ilçe başkanlarımızla birlikte sayın milletvekilimizin de katılımıyla geçtiğimiz dönemdeki hukuksuz afiş indirmelerle ilgili bir değerlendirme yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi bütün örgütleriyle bugün yine soruyor. 128 milyar lira 28 dolar nerede? Biz bunun peşindeyiz. Bir dolu açıklamalar geliyor. Milletin evinde deniliyor. Kasada deniliyor. Biz 128 milyar doların nerede olduğunu merak ediyoruz. Bu da vatandaş olarak en doğal hakkımız. Bunu sormak durumundayız. Bu anlamda ilçe başkanlarımla birlikte ve sayın milletvekilimle birlikte günü ve konjonktürü yeniden değerlendirip önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalar için hazırlık yapıyoruz. Ben sayın milletvekilime söz vermek istiyorum. Buyurun vekilim. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, sayın başkanım, ilçe başkanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bütün Adıyaman kamuoyunun ve Türkiye kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi geçen haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masasını Adıyaman'da ağırladık ve ekonomi masamızın üyeleriyle birlikte Adıyaman'ımızı, ilçelerimizi ve buradaki esnafımızı, vatandaşlarımızı dinledik ve bu çalışmalarımızı raporlaştık. Genel merkezimize, genel başkanımıza ibraz ettik. Yapmış olduğumuz çalışmanın değerlendirmesini yapmak adına ve biraz önce Sayın İl Başkanım'ın da belirttiği gibi gelişen olayları istişare etmek adına bugün teşkilatlarımızla birlikte bir aradayız. Değerli basın mensupları, öncelikle şunu ifade etmek istiyoruz. Genel Başkanımızın liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bütün sorunlarının takipçisi oluyor. Esnaf, çiftçi, köylü başta olmak üzere bütün yoksulların, mazlumların ve emekçilerin sesi olan partimiz sahadaki bütün çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayı olmasına rağmen yine milletvekillerimiz ve partilerimiz, teşkilatlarımız bu zor süreçte halkımızın yanında ve bundan sonraki süreçte de halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii geçen günlerde genel merkezimizin de başlattığı bir eylem vardı aslında. Partideki, özellikle illerdeki, ilçelerdeki parti binalarımıza 128 milyar dolar nerede afişlerinin asılması talimatı verildi ve bu talimat gelince şu anda basın açıklamasını yapmış olduğumuz il binamızda da partililerimiz, il başkanlığımız balkonumuza 128 milyar nerede diye sordular. Biz bu soruyu bütün Adıyaman halkı adına sorduk. Türkiye'yi şu anda açlığa mahkum eden, yoksulluğa mahkum eden ve gençlerimizi işsiz bırakan AK Parti iktidarından hesap sormak adına bu milletin parasını, fakirin fukaranın parasını ne yaptınız diye sorma gereği duyduk. Bu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bir muhalefet partisi olarak zaten vatandaşın bize sandıkta verdiği görevin gereğidir. Biz bu soruyu sorarak Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizden aldığımız görevin gereğini yerine getiriyoruz. Dolayısıyla aslında bu afiş hukuken de gerçekten şu anda yasaklamayı gerektirecek hiçbir içeriğe sahip değil, herhangi bir suç unsuru da taşımıyor. Şu balkona astığımız afişte ne vardı? 128 milyar nerede vardı? Ve bu afişe ilişkin Adıyaman Valiliğimiz gerçekten hukuka aykırı olarak üzerinde herhangi bir suç unsuru taşımayan, herhangi bir hakaret ibaresi taşımayan bir afişin toplatılmasına karar verdi. Bu kararı veren Adıyaman Valiliği gerçekten hukuku tamamen hiçe saymıştır. Siyasi partiler hem anayasa gereği hem de siyasi partiler kanunu gereği kendi siyasi çalışmalarını, açık propagandalarını yapmakla görevlidirler ve bu yetkilerini de anayasadan alıyorlar, siyasi partiler kanunundan alıyorlar. Hal böyleyken sırf sarayın talimatıyla öyle görüyoruz ki valilikler bu afişin, bu gerçekten vatandaşın hakkını sorgulayan bu afişin toplatılmasına karar verdiler. Bu karar hukuka aykırıdır. Bu karar vicdana aykırıdır. Biz bu kararın kaldırılması ve iptali için Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı olarak İdare Mahkemesi'ne davayı açtık. Süreci takip ediyoruz. Yürütmeyi durdurma istemini davamızın önümüzdeki günlerde sonucu gelecektir. Valilik de karar verse
sarayın savcıları da karar verse, biz bu soruyu hem Adıyaman'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında bütün milletimiz adına, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına sormaya devam edeceğiz. Bir kez daha soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? Çıkın açıklayın. Siz bu parayı nereye harcadınız? Bu vatandaşlarımızın hakkı olan, fakirin, fukaranın, yetimin hakkı olan bu parayı nereye harcadınız? Hortumlarla nereye bağladınız? Kendi yandaşlarınıza hangi müteahhitlerin zenginleşmesi için kullandınız? Çıkın bunu açıklayın. Siz bunu açıklamaz iseniz biz bu soruyu bundan sonra da sormaya devam edeceğiz. Kararlıyız. Parti olarak bu konuda kararlıyız. Genel başkanımızın liderinde Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün örgütlerimiz bu soruyu sormaya devam edeceklerdir. Değerli basın mensupları, tabii bunun dışında özellikle Adıyaman'ı geziyoruz. Biraz önce teşkilatlarımızla birlikte köylerdeydik. Bütün Adıyamanlıların gerçekten şu anda canını yakan temel sorun zamlar. AK Parti artık zam iktidarı oldu. AK Parti eşittir zam oldu. Bu Türkiye'de de böyle. Zamlar milletimizin belini büküyor. Esnaf, çiftçi, köylü, çalışan, gençler, kadınlar iktidardan çözüm bekliyor. Eğer AK Parti bu zulmünü sürdürürse, öyle inanıyorum ki önümüzdeki ilk seçimde hep beraber Türkiye'yi bu karanlıktan kurtarıp aydınlık günlere taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her tarafında önümüzdeki en yakın zamanda yapılacak seçime hazırdır. Biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adıyaman'da her daim vatandaşımızın yanındayız. Teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, ilçe başkanlıklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla sahadayız. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz. Bizim şimdi söyleyeceklerimiz bunlar. Sizlere de teşekkür ediyoruz takip ettiğiniz için.